Merhabalar herkese. Biz Zalim İstanbul ekibi olarak sizlere bir teşekkür videosu hazırlamak istedik. Bizi izlediğiniz için, bizi severek desteklediğiniz için ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Zalim İstanbul dizisinin fişini çektiler. Zalim İstanbul neden erken final yapıyor? İşte final kararının gerekçeleri. Kanal D'nin en güçlü dizilerinden olan Zalim İstanbul dizisinden hayranlarına üzücü haber geldi. Zalim İstanbul için beklenmedik bir karar alındı. Dizi ne yazık ki ani bir kararla final yapıyor. Alınan final kararı herkesi üzdü. Birçok izleyicinin hem senaryosuna hem oyuncu kadrosuna hem de dönen entrikalarına hayran kaldığı Zalim İstanbul dizisi Akşam Gazetesi'nin iddiasına göre Nisan ayı içerisinde final yaparak ekranlara veda edecek. Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile dikkat çeken dizinin ne zaman final yapacağı da artık netleşmiş durumda. Gerçekten kaliteli bir final için kanaldan süre isteyen Zalim İstanbul dizisi ekibi müthiş bir finalle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Peki Zalim İstanbul ne zaman final yapacak? Bu durumda Zalim İstanbul dizisi 39. bölümü ile 6 Nisan 2020 Pazartesi akşamı final yaparak ekranlara veda edecek. Ancak Zalim İstanbul yapımcısı efsane bir final için Kanal D'den zaman istemiş. Kanal D'de bu zamanı Avşar filme tanımış. Şimdi gelelim final sebeplerine. Zalim İstanbul'un neden final yaptığı belli oldu. Zalim İstanbul dizisinin final sebebi olarak Mine Tugay'ın agresif tavırlarının ardından sette oluşan gerginlik gösterildi. Mine Tugay daha önce de Medcezir dizisinden agresif tavırları sebebiyle diziden çıkarılmıştı. Bir diğer iddia ise zorlu pazartesi akşamları yayınlanan Zalim İstanbul reytinglerde çakıldı ve acilen final kararı alındı. Karşısında Çukur, Sefir'in Kızı, Kim Milyoner Olmak İster ve Yasak Elma gibi çok izlenen diziler ve programlar ekranlara gelen Zalim İstanbul için final kararı alınmasında etkili oldu. Dizinin final yapmasındaki en büyük nedenlerden birinin ise dizinin senaryosunun aynı şeyleri tekrarlaması olduğu öğrenildi. İzleyiciler artık Şeniz'in cezasını çekmesini beklerken Şeniz'e halen bir şey olmaması fazlasıyla sıkıcı bulundu. Fakat bugün yayınlanan yeni bölümde Şeniz'in hastanede komadaki hali izleyenlerin yüreğini bir nebze de olsa rahatlattı. Bunun yanı sıra öldüğü gösterilen bebeklerin ölmemesi de izleyicileri fazlasıyla sıktı. Dizinin senaryosundaki bu tek düzelik zamanla reytinglerinde düşmesine neden oldu. Öte yandan Sefir'in Kızı Zalim İstanbul dizisine final yaptırıyor iddiaları da bir açıdan doğru. Zalim İstanbul dizisi ilk bölümlerinde fena sayılmayacak reytinglere ulaşmıştı. Dizinin reytinglerdeki iyi seviyesi 16 Aralık'a kadar sürdü. 16 Aralık 2019 tarihinde başlayan Sefir'in Kızı dizisi Zalim İstanbul'un reytinglerinin düşmesine neden oldu. Şu anda Zalim İstanbul dizisi için Kanal D'nin resmi olarak açıkladığı bir final kararı yok. Açıklamamızın aksine Zalim İstanbul dizisinde de sette son sürat çalışmalar devam ediyor. Ancak bize gelen bilgilere göre düşük reytingleri dolayısıyla daha fazla Zalim İstanbul dizisini ekranlarda tutmayan Kanal D, Zalim İstanbul dizisi için Zalim İstanbul dizisi yapımcısı Avşar Film'den Zalim İstanbul'u bitirmesini talep etmiş durumda. Final bölümünde Şeniz'in artık cezasını çekmesi bekleniyor. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yorum kısmına bekliyoruz.